Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Bugün Münevver Karabulut cinayetinin 100. günü. Cinayetin üzerinden tam 100 gün geçti ve hala bir sonuç yok. Cinayetin bir numaralı zanlısı Cem Gariboğlu'nun kamera kayıtları, yazışmaları, son görüntüleri, kısacası Cem'e ait her şey ortaya çıktı ama kendisi yok. Kendisi yok ama bu gece 32. günde Cem'in özbeöz amcası, iş adamı Hayyam Gariboğlu var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayyam Bey, bize siz uzun zaman sessizliğinizi korudunuz. Evet. Hiçbir şey söylemediniz. Sanıyorum artık zamanı geldi dediniz bir şeyleri anlatmanın. Herkes çok merak ediyor. Bize biraz Cem'i anlatır mısınız? Cem nasıl bir insandı? Çünkü olay korkunç bir olay. Cem böyle bir insan mıydı? Nasıl bir insandı? Sizin tanıdığınız Cem'den bahsediyorum. Ben elimden geldiği kadar bizim tanıdığımız Cem'i anlatmaya çalışayım. Ama önce şunu iletmek isterim ki toplumda infial yaratan, nahoş böyle bir konuyla ilgili hem sizin karşınıza gelmek hem kamuoyunun gündemine gelmek beni çok rahatsız ediyor. Bunun dışında daha önce de tekrar ettim. Evvela Münevver kardeşimizin feci bir cinayete maruz kalan kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun, toprağı bor olsun, nur içinde yatsın. Onu sevenlere, ailesine Allah sabır versin, acılarının bir an evvel dinmesini temenni ederim. Şimdi sanıyorum başsağlığına gidemediniz. Başsağlığına tabii zaten o günlerin sıcaklığında olmuştu. Gidemedik tabii. Hemen cenazesi kalkmıştı. Gönül tabii ki ister eder ama bir de gidecek halimiz de yok. Olayları duyunca nasıl gideceğiz böyle bir olay içerisinde. Niye, tepki falan olur diye mi çekiniyorsunuz? Üzücü bir olay. Bizim yeğenimiz böyle bir olaya karışmış deniliyor. O zamanlar daha bilinmiyordu. Olayın sıcaklığı vardı, tazeliği vardı. Tabii ki bundan dolayı. Biraz da cesaretiniz mi kırıldı? Yok, cesaretli değil. Ben bir cinayet olmuş, birisi ölmüş. Bunda benim bizzat kendime ne ilgisi, ne alakası var? Ailemizden biri yapmış deniliyor. O zamanlar biz inanmıyorduk da zaten. Olamaz böyle bir şey. İnanmadınız mı? Yani hayır, ilk kesinlikle, başta siz, kesinlikle olamaz. Siz nasıl duydunuz? İlk başta nasıl oldu? O anı bize anlatır mısın? Polis geliyor, olay oluyor. Polis yeri tespit ediyor. Geliyor bize gece ev açılıyor, tespit ediliyor. Ondan sonra haber ediliyor. Gece 3 gibi ne haber edildi? Biz onun üzerine duyduk. Bir Cem'i anlatın da sonra onun ayrıntısına bakalım. Tabii Cem'i anlatayım. Şimdi toplum, kamuoyunda biliyorsunuz herkes bir senaryo yazıyor. Herkes Cem şöyleydi, şöyle yapıyordu. Ama ben de gerçekleri söylemek mecburiyetindeyim. Cem benim kardeşimin oğlu. Düzgün, dürüst, doğru, akıllı. Hiçbir bugüne kadar ne karakola gitmiş, ne bir kavga yapmış, ne efendim birisine zarar vermiş birisi değil. Böyle bir olayın içerisine Cem nasıl girer, nasıl yapar hala aklımız almıyor. Artı ne, bizim en çok neden diyoruz, niçin? Hani birisi bir cinayet işliyor, intikam alıyor, namus meselesi diyorlar, kan davası diyorlar. Bunların hiçbirisi yok. Cem 17 yaşında bir oğlan, genç birisi, arkadaşı Münevver 17 yaşında, birlikte 7-8 aydır arkadaşlık yapıyorlar, birbirlerine gül veriyorlar. Siz gördünüz mü? Yani hayır, beraber oldunuz hayır, mu? Hayır, ben Münevver'i hiç görmedim. Ben bu olaydan sonra Münevver'in ismini duydum. Televizyonlarda resmini gördüm. Beraber geziyorlar, tozuyorlar. Normal milyonlarca gencin yaptığı bir arkadaşlık gibi. Ondan sonra peki şimdi Münevver öldü, gitti. Cem kaçak, efendime söyleyeyim. Hayatı mahvoldu. Yıllarca hapis yatacak. Ailesine zarar verdi, hepimize zarar verdi. Peki bundan ne kazandı? Ne oldu? Niçin yaptı bunu? Biz bu sorunun cevabını bilmiyoruz mesela. Neden? Hani insan birine kızar, intikam alır. Bunlar da tabii medeni bir insanın yapacağı şeyler değil ama kendini tutamadı, kaptırdı diyoruz. Burada iki tane sevgili, iki tane arkadaş. Neden? Beraber o iki gün önce duyduğum kadar Münevver'in doğum gününü kutlamak için bir yere, lokantaya gidiyorlar. 20-25 kişilik bir yer ayırtıyorlar. Habertürk gazetesinde bugünkü MSN kayıtlarını gördünüz mü? Gördüm, evet. Orada işte senin için işte mumlar yakacağım, eve gel, işte sana gitar dinleteceğim diyor. Evet, çok doğru. Bunlar normal iki gencin birbirleriyle MSN'de chat yapıyorlar, konuşuyorlar. Hepsi bunlar bütün cinayet gününden söz ediyoruz ama.
cinayet gününde... Ben bu cinayeti Cem'in planlı olarak yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Zaten bunu yapacak kapasite birisi de değil. Zaten bir cinayetin planlı olmadığı belli. Bir insan bir cinayet işleyecekse onu kendi evinde mi işler? Diyelim işledi. Ondan sonra kalkar bütün delillerin hepsini evinden bırakır. Hadi onu da geçtik. Ondan sonra öldürdüğü kişiyi diyelim alıyor götürüyor Etiler'e. Kime götürüyor? Kendi dedesinin evinin karşısındaki çöplüğe atıyor. Herhalde aklında çöplük de yoktur da önce bilinçsizce ne yaptığını bilmeden götürmüştür. Belki dedemin evine koyacağım demiştir. Oradan sonra girmeden oraya gelince çöpe atayım diye. Yani kendi bilincini kaybetmiştir. Hani diyorlar ya ben cinnet nasıl siz olur? Sever miydiniz? Siz? Tabii ki yeğenim benim. Elbette severim. Yani çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz bir tabii insan. Tabii ki yani insan akrabasını, ailesinin bireylerini sevmez mi? Her zaman yani otur demeden oturmaz. Saygılı, efendi, satranç birincisi. Bu daha 17 yaşında zor olan Çince'yi biliyor, Fransızca'yı biliyor, İspanyolca'yı biliyor, Rusça'yı biliyor. Kitap okur yazar seviyesinde bilen birisi. Okuluna giden ben yine geçen de bir programda dinledim bilmiyorum okul müdürünü. Okul müdürü dedi ki biz Ankara'ya Anıtkabir'e okuldan 50 kişiyi gönderdik. Başlarında hocalar da gitti. Geri geldiklerinde bir ailelerine teşekkür mektubu yazalım dediler. İki kişiye ancak teşekkür mektubu yazdık. Tutumlarından, davranışlarındandı. Ondan da biri Cem'di diye televizyona katılıp... Siz çok şaşkın bir vaziyette. Ben şaşkın, yani ben değil hepimiz şaşkın. Tüm aile şaşkın vaziyette. Babası en az 10 yaş ihtiyarladı. Ben hapishanede gördüm. En az 10 yaş ihtiyarladı. Olamaz diyor, nasıl olur diyor. Babasının hayali bu çocuklardı. İki tane oğlu var. Bunun bir tanesini bugün Moskova'da hukuk fakültesinde okuyor. Rusya'yı iyice öğrensin diye. Cem'i de niyeti daha önceden Çince'yi öğretti. Bu sene liseyi bitirip üniversiteye Çin'e gönderecekti. Orada üniversiteyi bitirsin ki biz ileride iş adamıyız. Çin'le, Rusya'yla, buralar gelişen ülkeler bunlarla iş yaparız diye planlıyor. Hayali buydu. Bu çocuğunu yoksa hangi baba bir lisan öğrensin diye çocuğunu evladını götürür başka ülkelere gönderir eder. Hayali buydu ama Allah herkese her şeyin hayırlısını versin derler. Evladın da hayırlısını versin derler. Ama bu şimdi diyorlar ki Cem deli miydi, hapçı mıydı? Satanist eğilimleri var neler mıydı? Yok diyorsunuz. Ya olabilir mi? Eğer bir kişinin, şimdi Cem ben hayatımda Cem'in ne hap içtiğini duydum, ne uyuşturucu kullandığını duydum, ne alkolik olduğunu duydum, ne birisiyle kavga ettiğini duydum. Tesadüfen bir yerde ben bir arkadaşlarıyla bir gruptaydı. Baktım 2-3 arkadaşı kavga edecek gibi Cem aralarına girdi. Ayıp olur diyor, ayıp diyor, yakışmaz size diye iki kişinin sözlü kavgasını ayırmaya çalışan bir çocuk nasıl bunu yapar? Neden yapar? Herhalde cinnet denilen şey var. Ben cinnet de nedir bilmiyorum da ya deliydi bilmiyoruz. Ya aklı başında değildi. Ya o anda bilmediğimiz bir şey gelişti. Şimdi eğer hastaysa Cem hasta olsaydı bu kadar bir babanın üstüne titrediği çocukları tedavi ettirirdi. Doktora götürürdü, psikoloğa götürürdü, yanından ayırma. Baba ne diyor? Baba ile anne ne diyorlar bu duruma? Hepsi şaşkın yani. Yani bu o kadar milyonlarca, milyonda bir insanın başı. Hani uçak düşer ama böyle bir olay olamaz. Hele de bizim ailemize, biz kendimize babanın göre... Babanın yardım ettiği, çünkü baba en sonunda ne hayır, olacak? Bunların hepsi yalan. Hepsi senaryo. Bakın baba ile anneye cinayet günü olduğu gün emniyet geldi, aldı. 3 gün 4 günde gözaltında poliste tuttular. Her türlü sorgulamayı, incelemeyi yaptılar. Ondan sonra mahkeme bunları ikisini de bıraktı. Neden bıraktı? Milyonda bir eğer ilişkileri, alakaları olsaydı ne mahkeme ne yargı bırakmazdı bunları. Bakın baba, Münevver'in babası Süreyya Karabulut geçtiğimiz hafta 32. günde çok ilginç bazı açıklamalarda bulundu. İsterseniz sizle ilgili açıklamaları da oldu. Ona bir bakalım. Ondan peki. Sonra onun üzerinden devam edelim. Bakın açıklamalarda ne söylemişti baba. Ben kızımın katilini istiyorum. Katillerini. Ha burada. Ayem Gariboğlu. Cem Gariboğlu. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kim? Devlet. Ben Sabahleyin kızımı okula gönderdim. Kızım çöpte çıktı. Ondan sonra baba sessiz mi kalsın? Kusura bakmayın, aklıma düşmeyerekten söylüyorum. Ayem Gariboğlu 2 sene kaçtı bu ülkede. Bin yılla yargılandı. Bunlar profesyonel aile. Benim kızım o eve girdi. Benim kızımla ayin yapıldı. Benim kızımı hunlarca öldürdüler. Bu arada çok garip bir olaydır. Ben cinayet masasındaki insanların cep telefonunu arıyorum.
Ne diyorlar bana? Annenin babanın üzerine kan lekeleri yakalandı. İşte kızım burada öldürüldü. İşte böyle kesildi. İşte evin her tarafında kanlar var, kameralar var, şunlar var, bunlar var. Hepsini bana detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ondan sonra birçoğu da olmuyor. Olay gecesi cinayet masası oraya gidiyor. Olay yerine gidiyor Mehmet Ali Bey. Benim oğlum arabada. Kurdun eve çevirmiyorlar. Sivil insanlar o evin içerisine giriyor. İlk defa konuşuyorum. Bugün cinayet mahalline sivil insanlar nasıl girebildi o eve? İlk gittiklerinde cinayet mahalli olarak mı gittiler? Cem'in evi olarak mı? Kim onlar? Onları tanıyor musunuz kimler olduğunu? Benim yani akraba, ailenin kendi özel arabalarıyla gelen insanlar. Emniyette oradadır. Sizin aileniz mi girdi? Hayır, hayır benim ailem değil. Karşı tarafın. Karşı tarafın ailesinin. Şimdi evet çok rahat rahat girip çıkabiliyorlar. Gece saat 4-5'e kadar benim oğlum orada arabanın içerisinde bekletildi. Ve çocuğumun karşısında oluyor bu. Yani cinayet mahalline başkaları evet. Girdi. Evet çünkü başkaları girip çıkıyor. Sevil Hanım. Hayır efendim sivil memur değil. Orası Cem'in evi olarak değerlendirilmiş olabilir. Olay yeri olarak değerlendirilmiş. Olay yerinde benim oğlum kapıda bekliyor. Oraya sivil insanlar girip çıkıyor. Bugün cinayet mahallesinde hangi emniyet yetkilisinden başka sivil kişi girip çıkabilir? Avukat Bey'e soruyorum. Avukat da girebilir mi? Altan Bey. Buyurun. Giremez. Ama burada girdi. Şimdi bakın. Lüks arabalarla geldiler burada girdiler. Şimdi bakın. Yalan mı yerim? Hayyan Bey, cinayet gecesi aile fertlerinden cinayet mahalline girenler oldu mu? Evet. Rıdvan Bey bakın babası bütün programlara çıkıyor, televizyonlara çıkıyor. Ailemize, bana da hakaret ediyor falan. Ama bunda baba haklı. Baba, acılı baba. Kızını kaybetmiş. O kişi ne derse başımızın üstüne. Her türlü hakareti de yapabilir, edebilir. Ama tabii bunlar, onun amacı kızı yanmış. Dolayısıyla bizim ailemizden de kaç kişiyi bunun içerisine katarsa, onlar da ceza görürse birazcık yüreği soğuyacak, rahatlayacak. Onun peşinde o. Ben onun için baba her ne derse desin onu kabul ediyorum. Çünkü suç bizim oğlumuzda. Canlarını yakmış. O ne derse kabul ediyorum. Ama bu dedikleri tabii ki doğru değil. Cinayet gecesi oraya 20 tane cinayet masasından özel birikimli polisler gelmiş. Siz gittiniz hayır, mi? Ben o gece gitmedi hayır, mi? Ben gitmedim. Hayır ben gitmedim. Bir aldığım bilgiyi söylüyorum. Bunlar da gerçek zaten cinayet masasından. Tam 20 tane polis evin içerisinde 15 saat kaldı. Bunlar hepsi de sivil. Sivil polisler. Oraya sadece gece bizim avukatlarımız da iki tane de avukatımız sivil avukat geldi. Aileden geldiler ettiler diyor ya aileden hiç kimse gitmedi. Sadece iki tane avukatımız da cinayet bilgisayar nerede şu nerede diye sorularını cevaplamak için iki tane avukatımız gitti. Onun dışında hiç biz aileden hiç kimse gitmedi. O bir de kan hep kan izi. Hep kan izi. Bunlar evet şey hep kan izi. Yani, bakınız siz Mehmet konuştunuz tabii, babayla da anneyle de konuştunuz. Babayla da konuştum anneyle. Oradalar mıymış olay olurken? Mümkün mü? Yani düşünebiliyor musunuz yani vicdan hangi anne hangi baba oğluyla beraber bir cinayeti işler. Bir cinayete birlikte kesim yapar. Hayır, bilmem ben, neydi. Kesim ben de ona hiçbir zaman hayır, şey yapmam bu, ama. Bu akıl hayır, o sırada evdeler bu miymiş? Hayır hiçbirisi değil hiçbirisi yok. Bakın şimdi kardeş demin laf yarım kaldı. Tahliye etti. Tutuklamadı mahkeme. Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra kamuoyu baskısıyla medyanın bütün baskısıyla kardeşime hiçbir suçu hiçbir ilgisi alakası olmamasına rağmen hapse attılar, tutukladılar ve kardeşim 2 aya yakındır. Neyle suçlanıyor iki şimdi? 2 aya yakındır. Hiçbir suçlaması yok kardeşimin. Resmen suçlama yok mu? Cinayete iştirak diye suçlama maddesi öyle ama hiçbir ilgisi alakası yok. Çünkü gerek poliste zaten öyle olsaydı önce bırakmazlardı. Bu tamamen kamuoyu baskısını indirmek için bir kişiye alıp hapse koymak. Aslında bir haksızlık yapılmış, ikinci bir haksızlık da yapmamak lazım. Peki, çünkü ben suç şunu merak müsaade ediyorum. Edebilir miyim, bitirebilir miyim? Buyurun. Suç şahsidir. Şimdi ben bir suç işlersem benim oğlumu alıp hapse koymak doğru mu? Değil. İstanbul'da birisi suç işlerse bütün İstanbullular suçlu mu? Değil. Burada babasının hiçbir ilgisi yok ki. Neden yok? Babası 15 tane şahit gösterdi birlikte olduğunu. Ha, yani o saat o saatte başka yerde, başka yerde 15 tane mahkemeye gitti şahit gösterdi. Bunun dışında MOBESE kayıtları var. Bunun dışında babasının baz istasyonlarından
iş yerinde olduğunu, orada olmadığına dair her türlü delilleri var. Artı Münevver'in adli tıptan gelen DNA'larının neticesinde babasıyla hiçbir ilgisinin alakasının olmadığı resmen tespit. Kan hikayesi nereden? Kan hikayesi peki? Şöyle, orada tabii ki kan aktığı için kim temizlediyse, Cem mi temizledi, başkası mı temizledi, biz de bunları bilmiyoruz. Varsayım olarak o kanı temizlerken oradaki temizleyip çöp kutusuna atıyorlar, çamaşır çöplüğüne atıyorlar. Orada kan çöplükte, çamaşırlıkta, kirli çamaşırlıkta bulunan iki tane gömleğe, babanın iki tane gömleğine de kan bulaşmış. Boxer şortlar galiba onlar. Efendim? Değil mi? Hayır, boxer şort kızın üzerindeki şey. Gömlekte kan var diye bütün medya baba da yakalandı, baba da ilgilidir diye verdi ama hiç ilgisi alakası yok. Bir defa baba orada değil. Orada olmadığını başta gelmiş Kayan Bey, baba. Yani adalet böyle işleyebilir mi gerçekten? Yani medya baskısıyla bir babanın önce serbest bırakılıp ondan sonra tutuklanması sizce olmaması lazım. Olağan bir şey mi? Hayır, kesinlikle. Ama bakın siz diyorsunuz ki Yeni Şafak gazetesiyle bugün yaptığı bugün yayınlanan söyleşide bu yayınları diyorsunuz özel güçler yaptırıyor diyorsunuz. Kim bu özel güçler? Ve bu yayınları mesela biz de şu anda Karabulut cinayetiyle ilgili bir yayın yapıyoruz. Hangi özel güçler bize bu yayını yaptırıyor olabilir sizce? Ona da geleceğim. Şimdi bakın, bir defa zaten bana göre bu kadar infial yaratan, bu kadar kan şiddetin 3 aydır 100 gündür diyorsunuz, 100. gündür kan şiddetin olduğu bir olayı bu kadar kamu medyanın bu kadar kamuoyuna vermesi doğru mu değil mi bilmiyorum. Bana göre doğru değil. Çünkü sınırda olan, problemli olan kişilere, başbakan da sizin gibi düşünüyor. Kişilere örnek olur. Yani kötüyü iyi örnek almalıyız, kötüyü örnek almamalıyız. Tabii ki burada bir cinayet işlenmiş. Tabii ki haberi yapılsın. Tabii yani ki zanlılar yakalanmış olsaydı zaten ölçüde bu olay sönümlenmiş olurdu ama Cem'in arandığı kadar herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse aranmıyordur. Tüm Türkiye arıyor, yurt dışında aranıyor, Interpol arıyor Cem'i. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 gündür hangi, mesela bundan 10 gün önce 44 kişi Mardin'de öldürüldü. 2 kişi, hamile kadınlar var, çocuklar var. 2 gün çıktı medyada, bir daha çıkmadı. Geçenlerde yine bir kişi kendi ailesinden 8 kişiyi öldürdü. 2 gün çıktı, bir daha çıkmadı. Ben onlar Cem çıkmasın manasında söylemiyorum. Ama bu olayı 100 gündür gündemde tutan kim? Bana göre bir gizli el var, bunu gündemde tutuyor. Kim o? Gizli. Bilmiyorum. Onu da siz medyacısınız. Sizin bulmanız lazım. Bana göre kesinlikle bir gizli el bunu başka hesaplar için bunu gündemde tutuyor. Ama şeyi de unutmayın. Bakın, başbakan bile bu konuda, başbakan bile bugün de tekrar etti. Evet. Bundan birkaç gün önce bir gazeteci grubuyla yaptığı toplantıda herhalde. O da kesin karşı. Yani hani devlet denir ya, hani devlet eli var. Bey, o da, bana göre siz, de doğru Mehmet Ali Bey. Yani bir defa Cem bu suçu işlediğine göre Cem mutlaka yakalansın. Biz aile olarak hepimiz yakalanmasını istiyoruz. Mutlaka ama cezasını Bey, çeksin. Önce bu kafanızdaki kurduğunuz bu senaryoyu bizimle paylaşın. Bir özel bir güç var. Bu özellikle yayın yaptırılıyor. Kim bu güçler? Neden Garipoğlu ailesi mi hedefleniyor? Türkiye'nin istikrarı ne bu? Yani lütfen bizimle paylaşın. Çünkü senaryo atıyorsunuz. Hayır, ben senaryo atmıyorum. Siz bulun bunu. Sizin göreviniz. Yani ben bilmiyorum. Bilsem zaten size derim ki şu kişi ama yapıyor. Ama zaten böyle bir şey olduğuna inanmıyoruz ama efendim. Peki 100 gündür siz neden? Siz inanıyorsunuz. Peki, o zaman siz bize anlatın. Peki 100 gündür bu neden gündemde tutuluyor? Bütün büyük gazetelerin Hürriyet'inden, Sabahından, her akşamına kadar manşetinde. Ama bulunamıyor sadece Cem mi? Cem mi? Ama cinayeti bu kadar vahşice bir cinayet çok az işlenmiştir. Yok, her gün. Bu ülkenin ben cinayeti tasvip ediyorum. Tabii. Cinayet tabii ki çok vahşice. İnsanlarının bir şekilde bu söz konusu olayla ilgili olması, yani bir vasatın üstünde bir... Rıdvan Bey, biz kendimize göre gururlu, onurlu, alnı ak, başı dik bir aileydik. Biz 35-40 senedir sanayici bir aileyiz. Binlerce kişi bizim şu anda çok sıkıntılarımız, problemlerimiz olmasına rağmen yine tesislerimizde çalışıyor, ayakta kalma mücadelesi veren bir aileyiz. 10 senedir bize haksızlık yapılıyor, hukuksuzluk yapılıyor, her türlü hakkımız gasp ediliyor. Biz hak ve hukuk ararken maalesef bu olayla başımız eğildi.
Ben her yerde cesurca televizyona da çıkıyordum, kitap yazdım, deyanat veriyordum. Bu ülkede bir gün hukukun oturması, haksızlığın kimseye yapılmaması lazım derken bu olay bizim maalesef benim ailemin, bütün annemin, babamın, herkesin başını eğdi. Çünkü burada savunacak bir olayımız yok ki bizim. Bir cinayet işlenmiş ve bunda da benim kardeşimin oğlu yapmış. Ha benim direkt ilgim yok, benim haberim bile yok. O ne kızı tanırım, ne ederim ama neticede aileden birisi. Ben niye buradayım şimdi? Benim ne işim var burada? Ne yapabilirim? Bugün, yarın sizin de bir yeğeniniz şu anda otururken Allah etmesin bir kazaya kendi kurban olabilir, kendi yapabilir edebilir. Sizin burada ne etkiniz olabilir? Ne yapabilirsiniz? Ama aile olunca mecburen bir yerde bulaşıyor. Siz de yani burada sorun şu. Ya bunu Cem yapabilecek kapasite birisi miydi? Kesinlikle değil. İşte aynı şeyi Münevver ailesinin avukatı Altan Altınyurt. İlginç bir iddiası var. Ona bir bakalım çünkü bu sizin dediğinize galiba bir paralellik getiriyor. 3 saat içerisinde bir genç kız öldürülüyor. Evet. Parçalanıyor. Evet. Valize yerleştiriliyor. Evet. Kafası gitar kutusuna konuyor. Taksi çağrılıyor. Belli bir adam. Bagaja yükleniyor. Götürülüyor. Çöpe atılıyor. Hepsi 3 saat. Ve ev bir insan kesilmiş olmasına rağmen kan gölüne döneninde temizleniyor. Hiçbir kan lekesi yok polis girdiği zaman içeriye. O karartıp aydınlatma tekniği var. Evet, evet. Siz biliyorsunuz. Evet. O şekilde kan izleri bulunuyor. Evet. Şimdi 17 yaşında bir çocuğun, 18 yaşında bir genç delikanlının, hele böyle bir ailenin çocuğu, özür dilerim ama eline bir kere bile bir toz bezi almamıştır bu adam. Evet. Burayı temizlemesi mümkün mü? Evet. Yani bu cinayet masası göremedi mi diyorsunuz bana? Enteresan yani Cem değil bu, birkaç kişinin işi diyor. Ne dersiniz? Şimdi bakın olabilir mi ya? Bana göre olamaz. Bana göre çünkü bu olayda Türkiye Emniyet Teşkilatı'nın en etkili, en yetkili kişileri en titiz şekilde benim görebildiğim kadar en ufak detaya kadar her şeyi inceliyorlar. Bilgisayarlarını, gittiği arkadaşlarını, görüştüklerini, orada her türlü herkesin DNA'larını hepsini aldılar, ettiler. Bugün Cem'den başka tek bir zanlı yok. Bir ara arkadaşlarını aldılar. Onlar da sonradan serbest bıraktılar. Burada yani başka birilerinin keşke olsaydı. Keşke yani belki keşke de demek doğru değildi. Hiç olmasa Cem'in hani Cem yapmadı da Cem'e yardımcı mı oldu diye umut ederdi. Keşke birileri daha çıksa zaten Cem yapamaz derken bizim ilk etapta biz olayı duyduğumuzda dedik ki ya bu olamaz. Herhalde iki genç eğlenmek için eve gelmişler. Ondan sonra bir kavga olmuş aralarında itelemiş masaya başını vurmuştur düşmüştür bu ölmüştür diye. Mart ve Mayıs ayında söylediğiniz evet, ilk şey bu. Biz sizin hep, kafanızda biz böyle hep bunu umut ettik. Ama adli tıptan. Kadar. Evet otopsi adli tıptan rapor geldikten sonra baktık ki hani başını vurmadan dolayı bir ölme yok. Bıçaklamadan dolayı bir ölme var. Tabii ki bütün sükutu hayale uğradık, üzüntük. Yani bu olayda siz tabii burada program yapıyorsunuz. İşte kamuoyu seyrediyor ama bunu yaşayan biziz. Burada en çok üzülen, en canı yanan elbette ki evvela anne baba, Münevver'in annesi babası ama ondan sonra biziz. Şimdi Cem yıllarca hapis yatacak. Hayatı mahvoldu. Bakın annesi iki tane çocuğuyla okula gidemediler. Ülkeyi terk ettiler. Gittiler. Babası hapiste. Yarın ilk duruşmada çıkacak, adalet yerini bulacak. Babasının hiçbir şeyi yok ama çektiği eziyet. Adımız biz şimdi cüzdanlı gibi olduk. Lanetli bir aile gibi olduk. Ne gerek vardı bunlara? Neden oldu? Niye? Bir sebep de yok. Bir menfaat yok, bir şey yok. Gazete röportajında keza milyonlarca lira para kaybettim dediniz. Hayır, onu öyle bir şey demedim. Öyle bana dedi ki bu olayın size maddi manevi zararı oldu mu dedi. Elbette oldu. Maddi de oldu, manevi de oldu. Her türlü bize zararı oldu. Onu öyle yazmışlar, ben de gördüm. Ama öyle onun yüzünden ben de milyonlarımı kaybettim. Şimdi, borç batağındayım. Bu, ayakta durma mücadelesi Rıdvan Bey, veriyorum. Olabilir. Sizin. Tabii ki biz ayakta durma mücadelesi veriyoruz. 1000 tane problemimiz var. 1000 tane problemimiz varken bir de bu geldi yetmiyormuş gibi. Böyle bir cinayet olayı da veyahut ölüm olayında para konuşur mu insan ya? Parayla ne ilgisi alakası var? Ben maddi manevi zararınız oldu mu? Evet. Tabii ki oldu, maddi zararımız oldu, manevi zararımız oldu. Her şeyimiz oldu. Şeyi öğren merak ediyorum. Cem buharlaştı. Aileden kimseyi aramadı mı şimdiye kadar? Hani dolaylı bir şekilde dahi. Aileden hiç kimseyi aramadı. Hatta ben geçen hafta kardeşimi hapishanede ziyarete gittim. O da bana soruyor. Abi Cem'den bir haber var mı? Bir haber var mı diyor. Ki
Tabii ki şimdi biz hep suçluyoruz. Tabii ki suçlayacağız. Cem'in cezasını çekecek, edecek ama biz öbür taraftan aile olarak benden daha ziyade kendi annesi babası ne oldu Cem'e? Nerede? Öldü mü? Öldürüldü mü? Başına bir felaket mi geldi? Tamam bir yani acı birken acı iki mi oldu? Hayyan Bey, 17 yaşında bir genciniz. Avukat Bey'in ifade ettiği şekliyle böyle bir zanlı olarak böyle bir cinayeti işleyebileceğini, cinayete ait izleri ortadan kaldırabileceğini. Mümkün değil. Zaten kaldırmamış ki. Hiçbir izi kaldırmamış. Kısmen, her şey orada. Evet. Hayır, sadece girişte ben gittim cinayet mahalline. Girdim. Her tarafta kan, yani daha sonra gittiniz herhalde. Tabii cinayet polisler, evet. Olay olduktan sonra gittim. Baktım duvarlarda kan varması, şeyde yani hiçbir cinayeti temizleyeyim. Sadece evin girişindeki yer silinmiş. Onun dışında kapı kolunda kan var. Ama bakın çok her önemli yerde bir ayrıntı var. Annenin polis ifadesinde anne, evet, bu kan lekelerini görmüyor. Evet. Anne diyor ki sen koltuktaki, doğru, bir kusmuk lekesini, doğru, görüyor. Doğru. İçki içtim. Ama siz diyorsunuz ki, doğru, ben bunları gördüm. Tabii, anne neden göremiyor? Siz ne zaman gittiniz? Tam olarak ne zaman gittiniz? Bir gün sonra, olaydan bir gün sonra polis oradayken gittim. Anne neden göremiyor? Anne neden göremiyor? Çünkü anne ev 3 katlı. Bu dediğim izler, kanlar falan Cem'in kendi odasında, alt katta. Anne eve girince alt kata, Cem'in odasına gitmemiş ki, anne salona giriyor. Salonda yok. Salonda bir şeyi görmüyor. Cem'in odası alt katta. Benim bu gördüm dediğim bütün izler orada. Eşofman orada, gömlek orada, her şey orada. Zaten polis gidince aramadı ki, her şey ortadaydı. Direkt kendisi her şeyin aldı numunelerini. Hatta içki mi içtin diyor babasına. Sen bir git konuş diyor galiba, evet, doğru, değil mi? Doğru, yani, doğru. Dolayısıyla İlk baba mı bu görüyor şeyi? Hayır, anne eve geliyor. Anne bir şey, bir cinayet falan oldu. Anne 7'de geliyor eve. 4 yaşındaki kızıyla ve İngilizce öğretmeniyle saat 7'de üçü birlikte eve giriyor. Bir defa annenin haberi olsa 4 yaşındaki kızıyla cinayet işlenmiş bir eve girer mi? Sonra anne, bir anne baba, annenin 4 tane çocuğu var, 2 kızı var onun da, 2 tane oğlu var. Böyle bir olayı bilebilir mi, düşünebilir mi? Düşünse hangi anne evladına böyle bir şey yaptırabilir? Yani bu çok acı bir olay ya. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Bey, 17 Allah kimseye... bir genç 100 gün kaybolabilir mi? Biraz önce söylediğiniz gibi Türkiye ve dünya polisler arıyor. Tamam, bu çocuk, ve bu gence ulaşamıyorlar. Bu genç 17 yaşında bu genç nasıl bu böylesi çocuk 8 senedir zaten tek başına yurt dışına giden, İspanya'ya giden, Rusya'ya giden, içine giden, orada kalmaya alışkın bir çocuk. Herhalde normalde bir çocuk, mesela benim çocuğum şey yapamaz ama bu çocuk belki daha alışkın. Bir yerde bir arkadaşına gitmiştir, birisine gitmiştir, bir yerde kendini saklıyordur. Türkiye'de mi, yani, yurt dışında mı olabilir? Bilmiyoruz. Bilsem zaten, yani hiç bilsem tahminin, ben söylerim. Hiç tahmin tahmininiz yok. Hiç de hiç kimseyle irtibat kurmadığı için. Polis sizden temas edip soruyordur. Tabii sordu hiçbir şekilde zaten. Moskova, Rusya nereden çıktı? O kardeşi abisi, olduğu için. Abisi Moskova'da oldu. Hukuk fakültesinde okuyor. Annesiyle, babası, annesiyle iki kız kardeşi de abilerinin yanına gittikleri için herkes Moskova diyor. Zaten o kadar çok tevatürler yaratılıyor ki, yok kimi Fransız vatandaşı diyor, öyle bir Fransız vatandaşlığı yok. Kimi Suriye'ye kaçtı diyor, kimi İspanya'ya kaçtı diyor. Her gün yeni bir senaryo gündeme geliyor ve gündemde tutuluyor. Bence kamuoyuna bunun zararı da oluyor. Cem'i zaten polis en iyi şekilde çalışıyor. Her yerde arıyor. 148 tane eve gece veyahut gündüz, kimine gece, baskın yapıldı. Bizim evlerimiz, babamın, ailemizin bütün evlerine, arkadaşların evine 148 tane eve bilmediğimiz, gitmediğimiz, yani tanıdığımızın tanıdığı, biz Ceyhanlıyız mesela, ben 10 senedir Ceyhan'a gitmedim ama Ceyhan'da teyzemin evine, halamın evine, her yerlere kadar tabii ki polis arıyor, görevini yapıyor, ediyor. Peki birileri koruyor mu sizce? Kim koruyor? Korursa babası korur, korursa ben korurum, korursa aile korur. Hiçbirimiz bir şey bilmediğine kim korur ki Cem'i? Kimin umurunda Cem? Zaten cinayet işlemiş, suç işlemiş bir adamı kim korur yani? Niye korusun? Bu zaten bir suç işlemiş yani. Suç işleyen insan cezasını çekmeli. İntihar etmesinden korkuyor musunuz? Tabii. Çünkü o da yani, şimdi çocuk deyince belki beni kamuoyu şey yapacak, hani çocuk mu gösteriyor, ama 17 yaşında. Ben de 17 yaşındaydım. Siz de 17 yaşında insanın aklı, mantığı, her şeyi tam yerinde olmuyor. Zaten resimlerine falan bakarsanız da daha 17 yaşında, işte lise talebesi yani bu. Niye yapar, nasıl yapar, neden yapar? Hepimizi mahvetti yani. Kendisini mahvetti. Şimdi bununla kız kardeşleri yarın evleneceği zaman ne diyecekler? Ya onun abisi adam kesti diyecekler. Bu öyle bir leke ki hayatımız boyunca, yaşadığımız boyunca silinmeyecek bir leke oldu bu.
ki biz ömrümüz boyunca düzgün olmaya, dürüst olmaya, doğru olmaya, bu ülkeye, bu memlekete, kendimize faydalı olmaya kendi çapımızda karınca kararınca gayret etmiş bir aileydik ama maalesef şimdi başımız yani bu konuda eğri. Çünkü böyle bir noktaya geldikten sonra insanlar o yaşta da ümitsizliğe, şeye kapılması son derece güç. Yani ya intihar da edebilir, bilmem ne de yapabilir. Zaten bu olayı nasıl yapar bir insan ya? 17 yaşındaki bir çocuk, bu çocuk hayal, ama bakın yani sabıkası yok, kavgası yok, okulundan atılmışlığı yok, ne bileyim hiçbir yani suç işlemek şeyi yok. Olsa zaten babası evvela babasının hayaliydi yani hayati, ben oğlumu yetiştireceğim diye adam bütün hayatını, ben biliyorum kardeşim, çocuklarını iyi yetiştireyim diye uğraştı. Bu çocuğun bir yanlışı olabilir de kafadan kontak da olabilir. Ama o zaman tedavi eder, uğraşır eder, onu oraya buraya göndermez. Siz onun hiç böyle bir halini kesinlikle şey yapmıyorsunuz. Olsa söylerim yani, ya biraz uçuktu derim, biraz kabadayıydı derim, biraz yiğitti derim, biraz ters hareketleri vardı. Ben şimdi burada Cem'i savunmak için burada bulunmuyorum. Neyini savunacağım zaten şu anda, ama yoktu ki böyle bir şey. Şimdi böyle huyları olmayan bir adam, hani diyorlar ki niye doktora götürmedi, niye psikoloğa? Normal bir insanı da alıp psikoloğa gel benim çocuğuma bak demezsiniz ki. Ama hiç bundan önce böyle bir olayı olmaz tabii de. Bir sertliği falan da olmadı diyorsunuz. Yani hiç kimseyle kavga etmedi. Olmadı vallahi, okulda ben hiç duymadım. Disiplin suçu vesaire. Yok, benim duyduğum bildiğim yok ya. Yani olsa yani terbiye, yani babası. Sabıkası yok bir şey. Tabii yok ya, karakola gitmedi diyorum Mehmet Ali Bey. Nasıl olur bu yani? Biz hepimiz, siz şaşkınsınız ya, biz sizden bin defa şaşkınız. Çünkü yaşayan biziz. Bu cüzdanlı hale geldi yani, kamuoyu, medya böyle aile diye sanki biz suç işleyen bir aileymişiz gibi. Hiçbirimiz benle de ilgili kaçak diyorlar bunlar, değil mi? Benim bir tane hayatımda banka olayım vardı. Benim bankama 10 sene evvel haksız bir şekilde gasp edilerek benim elimden alındı. Bize hortumcu dendi. Halbuki biz hortumlanan kimseydik, soyulan kimseydik. Ama maalesef Türkiye'de hukuk var mı diyorsunuz? Türkiye'de hukuk var. Çalışıyor ama maalesef geç çalışıyor. Ben davamdan da beraat edeceğim. Bunlar da hep çözülecek ama belki daha 3-5 sene daha geçecek. Ona bir ara değineceğim ama öncelikle şeyi sormak istiyorum. Silivri Savcılığına gittiniz galiba, evet, siz. Evet. Ne için gittiniz? Kardeşimi ziyarete gittim. Hapishaneye gittim. Ziyarete giderken önce savcıya gidiyorsunuz, izin alıyorsunuz, ondan sonra gidiyorsunuz. Cem'i belki de hiç yani bize hiç... güçlü yani, bir de kamuoyunda şey okuyorum. İş adamı, güçlü aile, güçlü. Ya bizim neremiz güçlü ya? Biz herkesin gelip geçerken vurduğu, tekme attığı, her gün kamuoyunda kötülenen aileyiz. Bu güç böyle mi olur yani? Cem'i hiç bulamama ihtimali de var tabii. Yani evet, bulunmayan sonunda... kimse yok ki Mehmet Ali Bey. Herkes bulunacak. O da bulunacak. Cem de bulunacak. Bugün bu olmasa yarın bulunacak. Nereye kadar bir insan saklanabilir ki? Yani şimdi hangimiz zannediyoruz ki Cem sokakta mı, geziyor mu, ediyor mu? O da girmiştir bir odanın içerisine neredeyse. Orada korkuyla, efendime söyleyeyim, hiç kimseyle görüşmeden, konuşmadan muhtemelen böyle bekliyordur. Babasına bir şey söylemiş mi? Hayır, hiç babasına. Hayır. Yani babasından... Olaydan sonra annesinden, babasından hiç karşı karşıya gelmedi. Geldi. Babasıyla karşı karşıya geldi. Babası zaten onu evden çıkartmış, bırakmışmış. Ben kötü bir şey yaptım baba, beni bırak burada demiş. Babası da ne yaptım falan dediğinde cevap vermemiş. Orada nasıl? İnmiş gitmiş. Kötü bir şey yaptım. Ne zaman olmuş bu? Olaydan sonra annesi babasını çağırıyor. Eve geliyor. Bu kusmuk falan görüyor yerde. Gel diyor, bu oğlunla kendini ilgilen diyor. Babasını çağırıyor. Babası da saat 9 mu 10 gibi mi ne eve geliyor. Eve geldiğinde ne diyorsun diyor. İşte git oğlunla konuş diyor. Baba gidiyor oğlunla. Manzarayı görüyor. Yok, görmüyor manzarayı falan, görmüyor. Babanın hiç onlardan haberi yok. Baba vahşet halini, yani kesilme olayını karakolda duydu. Yani emniyete bir ölüm olayını duydu, bir şeyler olduğunu ettiğini karakola götürüyor. Karakolda ikinci gün. Keserek, polisler söylüyor. Keserek öldürüldü dedin de hüngür hüngür ağlayarak, küfrederek. Ama Cem bu arada babasına Münevver'in vodka içtiğini, kendisinin vodka içtiğini anlatıyor galiba, değil mi? Onu öyle söylemiş ama mesela o da doğru değil. Çünkü adli tıptan gelen... Sizinle yapılan söyleşimde evet, bunu de öyle, söylemişsiniz. Ben de öyle duydum. Ben de onu kardeşimin ifadesinden okudum. Ama adli tıptan gelen şeyde herhangi bir alkol bulgusu veyahut uyuşturucu veyahut herhangi bir madde bulgusunun olmadığını söylediler. Ama sonra başka adli tıpçılardan da duydum. O olmayabilir de başka bir şey olabilir falan dediler. Tabii detayını, teknik şeyini bilmiyorum. Ama neticede çok üzücü bir olay. Çok olmaması gereken bir olay. Ne bize yakışan,
yakışan, ne Cem'e yakışan, ne karşı tarafa hayat, bir kişinin hayatı gitti. Maalesef. Cem'in ama annesiyle haberleşiyor musunuz? Hayır, ne yapıyor, nasıl? Hayır. Ben haberleşmiyorum hiç. Kız kardeşim haberleşiyor. Peki ne yapıyorlarmış? Ne yapsınlar? Onlar da buradaki haberleri takip ediyorlar. Neredeler? Rusya'dalar şimdi. Evet, orada MSN'den konuşuyorlar. Ne yapılıyor, ne ediliyor? İşte haberleri takip ediyorlar. Eşini soruyor, davası nasıl gidiyor diyor. İşte davası da bekleniyor ki savcı bey, dosyada gizlilik raporu olduğu için aslında bütün bunlar da hep varsayım. Şimdi hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Biz şu anda bile biz gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü dosyada gizlilik raporu var. Evet. Bizim hiçbir avukatımız dosyayı kapağını açıp bakamadı. Ne var dosyada, ne deliller var, kim var, başkası var mı, nasıl olmuş, ne etmiş. Hepimiz gazeteden duyduğumuz bilgilerle hareket ediyoruz. İşte ancak savcı bey dosyaya incelemesi bitecek, davayı açacak ki gizlilik hali kalkacak dosyadan, biz de daha detaylı olarak ne olmuş, bilmediğimiz şey var mı? Ama bilsek ne, bilmesek ne, bir can gitmiş, öbür tarafta işte kaçak birisi var maalesef. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Allah kimseyi acıyla terbiye etmesin Rıdvan Bey. Yeğeninize nasıl seslenmek isterdiniz bu kameraya bakarak? Ne söylemek isterdiniz? Ya söyleyecek bir şeyim de yok artık. Bir suç işlemiş, keşke yapmasaydı, keşke olmasaydı ama keşkeyle giden getirilmiyor. Yani siz başlangıçta emin değildiniz. Hayır, değildim ben. Hatta yapmamış bile olabilir. Evet, benim şüphelerim var ettim, diyordu. Artık ettim, ama evet. Çok kesin bir ifade kullanmaya başlamışsınız. Şimdi bakıyoruz tabii, başkaları da incelemeler, gazetelerde çıkanlarla adli tıp raporu geldi. Cem'in işte DNA'sı var, şu var, bu var, bilmem ne var tabii ki. Hayır, Cem bu programı seyrediyor olsa Cem'e şu kameraya bakıp ne dersiniz Ayhan Bey? Cem, keşke böyle bir olay olmasaydı. Hepimiz üzüldük. Hepimizi çok çok üzüldük. Sen de teslim ol. Adaletin kestiği parmak acımaz. Cezanı çek ki herkes rahatlasın. Aile özellikle. Aile rahatlasın. Kamuoyu rahatlasın. Biz rahatlayalım. Ya ben hukuk ararken hukuksuzluk yapıyor gibi oluyoruz şimdi. Biz adalet arayan kişileriz. Suç işleyen kişi mutlaka cezasını çekmeli. Bir kişi suç işler de cezasını çekmezse toplum, kamuoyu birlikte beraber çalışabilir mi? Yani bırakın böyle bir ceza, böyle bir suçu. Yani ben size hakaret etsem bile bunun karşılığını, cezasını maddi manevi ödemem lazım. Ayhan Gariboğlu, çok çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Hakikaten geçmiş olsun. Çünkü gerçekten böyle bir şeyi kimsenin, kim Allah kimsenin ya, başına kim getirmesin. Kim ister? Kim ister? Son derece bu haklısınız. Bu çok çok acı bir olay. Ama şunu da olmaması gereken bir olay. Sebebi yok. Neden oldu? Ne elde edildi? Kimin ne menfaati var? Hani genelde bakın bütün olaylara, cinayetler hep kavgayla oluyor. Menfaat ilişkisi oluyor. Bir kıskançlık oluyor. Başka bir erkek giriyor ya. Bunda hiçbir şey yok ya. Beraber el ele tutarak taksiye binip eve gelmişler. Ondan sonra ne oldu ikisinin arasında? Hiçbir şey bilmiyoruz. İkisinin mi acaba? Çünkü otopsi kayıtlarında başkalarına ait DNA... Yok, onu başka türlü yorumluyorlar. Ben bilen kişilerle falan şey yaptım. Ben yani zaten sayın valimizin de bir açıklaması oldu. Fail tektir diye. Ben de adli tıp raporundan veya bana söylenenlerden inşallah başkası da vardır da. Siz başbakanın, sayın valinin yaptıkları, bu babanın fazla konuşuyor, fazla medyada gözüküyor şeklindeki açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de katılıyorum. Yani bu olay artık yani çok fazla kamuoyunda olduğu için başkalarını teşvik eder diye korkuyorum. Başkalarına yol açar diye korkuyorum. Yeteri kadar söylendi. Bütün emniyet aranıyor. Biz aile olarak zaten bulunsun istiyoruz. Cezasını çeksin diyoruz. Zaten herkes görecek. Cem yakalanacak. Cezasını da çekecek, edecek. Bunu her gün böyle vermek, bilmiyorum ben. Sizin telefonunuz dinleniyor mu? Tabii dinleniyor. Dinleniyordur, bilmiyorum da dinleniyordur. Ailenin hepsine dinleniyordur büyük ihtimalle. Neden? Çünkü telefon ederse ulaşmaya çalışırsa. Elbette normal tabii, bu böyle bir olayda herkesin telefonunun dinlenmesi normal. Ayhan Gariboğlu, çok çok teşekkürler, zahmet ettiniz. Çok iyi anlıyorum. Allah kimsenin başına size de geçmiş olsun gerçekten. Böyle bir dert vermesin. Çünkü bu tahmin edilemeyecek. Yani bu uçak düşmesi gibi bir dert. Hiç kimsenin başına gelmez ya. Bir de beklemeyen, yani beklenmeyen bir olay. Ve ne yapabilirim? Ben şimdi bir ailemde benim kardeşimin oğlu. Böyle bir olay, ben ne yapabilirim? Benim babam ne yapabilir? Benim 85 yaşında annem var. 89 yaşında babam var.
Ben bu yaşta bunu da mı görecektim diyor. Annem ağlıyor, ediyor. Onlar ne yapıyor? Herkes evinde otururken böyle bir olay gerçekleşiyor. Kim ne yapabilir ki yani? Hani suç şahsi bir yerde işte ama keşke o da yapmasaydı. Keşke Münevver de sağ olsaydı ama keşkeyle de geri de getirilemiyor. Tek çare ancak adalet yerine gelecek. Cem cezasını çekecek. Herkes rahatlayacak. Başka da bir çare yok yani. Yapacak bir şey de yok. Konuşacak başka bir şey de yok yani. Aslında. Sevgili seyirciler, Hayyam Gariboğlu'nu dinlediniz. Sanıyorum Hayyam Gariboğlu hislerini gayet iyi açıkladı. Aileyi anlattı. Görüşlerini kabul edersiniz etmezsiniz ama bir insan o insanın içinden gelen bütün hisleri sizle paylaştı. Sevgili seyirciler, 32. gün özelle bu defa karşınızdasın ve bu defa karşımızda Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut var. Kendisi kızının ölümünün 100. gününde stüdyomuzda ve biraz önce de bir numaralı katil zanlısı Cem'in amcası Hayyam Gariboğlu'nun yaptığı açıklamaları değerlendirecek. Çünkü izledi. Yukarıdan izlediniz. Ne diyorsunuz? Nasıl karşıladınız? Söylediklerinde inandırıcı mı nedir? Bir kere bir vatandaş olarak da her şeyi bir tarafa bırakalım. Bir evde çocuk katlediliyor. Yani bir cinayet oluyor. Cinayet olduğu zaman nereye müracaat edilmesi gerekir? Polise müracaat edilmesi gerekir. Anne delilleri biliyor. Baba biliyor. Hep bütün deliller var. Cinayet masasındaki ekip bizim kanalımızdan Gariboğlu evine gidiyor ve baskın yapıyor. Polis. Sizin kanalınızdan kastınız ne? Bana önce cinayet masası geliyor. Benim oğlumla beraber cinayet masasıyla Bahçeşehir'e katilin evinin kapısının önüne gidiyor. Siz gönderiyorsunuz. Biz gönderiyoruz. Evet. Hazmedemediğimiz. Onlar değil. Onlar müracaat etmiyor. Ve bu aile biraz önce bahsedilen kişi aynanın ön tarafına baktığın zaman kendini görüyorsun. Aynanın arka tarafına baktığın zaman simsiyah. Benim gördüğüm simsiyah. Neden? Ben için diye sorulduğu zaman bana ben bir baba olarak da kendisi de bir babaysa acının daha, bundan daha büyüğü yok. Neden yeğenini bugüne kadar çıkartıp da adalete teslim etmedi? Ama diyor ki bilmiyorum. Yalan söylüyor. Nerede bilmiyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor efendim. Peki yalan söylüyormuş hali yok. Hayır efendim ama. Yalan söylüyor. Öyle mi? Yalan söylüyor. Çünkü neden yalan söylüyor? Bu cinayet 24 saat en fazla 48 saat içerisinde aydınlatılabilirdi. Neden aydınlatılamadı? Cinayet masası anneyi babayı aldı. Normal bir sorgulama yapıldı. Çapraz bir sorgulama yapılmadı. Annenin ifadeleri farklı. Babanın ifadeleri farklı. Bu zaman içerisinde bu çocuğun nerede olduğunu, kimlerin gizlediğini Hayyam Gariboğlu bilmiyor diye bir şey yok efendim. Yalan söylüyor. Ben kızım gitti. Ama kızımın cinayet yerine ulaşan aile olarak biziz. Madem ki onlar onurlu hasiyetli aileydi. Neden ki olay olduğu dakikalardan sonra polise neden müracaat etmedi? Demek ki burada unutulacak, unutulması gerekiyordu. Çöp konteynerine atıldı ama o kağıtçıdan Allah razı olsun o kağıtçı benim kızımın naaşını buldu ve dolayısıyla o kağıtçı dediğiniz çöpü karıştıran cinayet şeyini yani zanlı şeyin kızımın naaşını bulan kağıt toplayıcısı ondan Allah razı olsun Mehmet Ali Bey. Yoksa gidiyordu. Çöpe gidecekti. Şimdi diyorlar ki baba çok konuşuyor. Baba şöyle konuşuyor. Başbakan da sizin fazla konuşmanıza şey yapıyor. Ben şunu söyleyeceğim. İlk defa burada söylüyorum. Sayın Başbakanımızın abi dediği kişinin öz ve öz yeğenidir bu çocuk. Ben yine konuşmuyorum. Ben yine de gitmedim. Kimin yeğenidir dediniz? Başbakanın. İsim söylemiyorum. Olarak. Abi diye hitap ettiği kişinin öz ve öz yeğenidir bu çocuk. Yani bir siyasetçi mi bu? Hayır, siyasetçi değil. Onun hizmetinde bulunmuş bir kişidir. Hayyam Gariboğlu'nun dışında başka birinden mi bahsediyorsunuz? Hayır.
Sayın Başbakanımıza hizmet veren bir kişinin öz ve öz yeğeni benim kızım. Ha, şimdi anladım. Ben yine de o insanlara müracaat edip Başbakanımızın kapısını çalmadım. Ama benim yapacağım başka bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok. Ben cinayet masasına gittim. Gecenin saat 4'ünde. Daha sonra tekrar gittim. Sayın Savcı Bey'e gittim. Bana söylenenle yapılan uygulama hareketi arada çok fark var. 70 gün sonra sınır kapılarına resimler gönderildi bu ülkede. 100 gün oldu. Bu 100 gün boyunca sabırla... Siz bundan dolayı mı çok konuşuyorsunuz? Tabii ki. Bekliyorum. Bekliyorum Mehmet Ali Bey. Neden bekliyorum? Başka elim kolum bağlı. Sayın bana... Başbakan'ın bu olayın unutulmasına izin vermiyorlar. Neden izin verilsin efendim? Başbakan, yani Gariboğlu'nun başbakanı mı? Benim başbakanım değil mi? Ben Türkiye vatandaşı değil miyim? Ben şunun peşindeyim. Ben kızımı okula gönderdim. Akşam soframda, masamda yemeği yerken, yemeğe başlamadan önce kızımı beklerken cinayet masası geldi. Kızım çöp konteynerinden çıktı. Peki bu ülkede ben kime hesap soracağım? Kimden kızımın hesabını soracağım? Peki benim kızım çöple beraber çöpe gitseydi Sayın Başbakan ne diyecekti? Sayın Vali ne diyecekti? Sayın Emniyet Müdürü ne diyecekti? Veya sizlerle ne konuşacaktık? Ben sizlere ulaşabilecek miydim Mehmet Ali Bey? Yani bu bir cinayet, Türkiye'de böyle bir katliam yok. Cinayet, türlü türlü cinayetler oldu. Ama böylesi olmadı. Ben bilmiyorum. Ben evimde cinayet işlenildi. Bu cinayet kimin evinde işlenildi? Hayam Gariboğlu'nun kardeşinin evinde, Gariboğlu ailesinin evinde işleniyor bu cinayet. Peki duygu sömürüsü yapıyor burada sizin karşınızda. Masumiyeti oynuyor. Madem ki anası babası dürüsttü, doğruydu. Neden polise telefonu kaldırıp da bizim çocuğumuz evde cinayet işlendi, böyle böyle bir konu var demediler de etilere çöp konteyneri çöpe attılar. Sonra çocuk dedesine gidiyor sığınıyorsa veyahut amcasına sığınıyorsa, onlar saklıyorsa burada duygu sömürüsü ne yapıyorlar yani? Ama size de çok dikkat ettinizse, siz de izlediniz. Sizin bütün bu tepkilerinizi çok anlayışla karşılıyor. Gayet tabii diyor, acılı baba bunu söyleyecek diyor ve başsağlığı diledi. Size kabul ettiniz mi bu başsağlığını? Şimdi bakın, bugün siz de bir babasınız. Benim canım gitmiş. Başsağlığını kabul etmem için benim kızımın katillerinin bulunması, adaletin önüne çıkartılması gerekiyor. Benim kızım yatıyor da. Ben dua ediyorum yine. Allah'ıma şükürler olsun diyorum. Kızımın naaşının yeri belli. Peki yeğeninin çok masum olduğunu biliyor. Ben diyorum ki, iddia ediyorum sizin programınızda. Bunun yeğeni daha önce de belki bir cinayet yaptı. Ve burada cinayet Vali Bey diyor ki bir kişi. Hayır, değil. Kesinlikle değil. Siz bir varsayımdan hareket ediyorsunuz. Üç kişi burada cinayeti yapan. İki veya üç kişi. Mehmet Ali Bey, mantık işlemiyor ya. Mantık yok yani, böyle bir şey yani. Kaç zamandan sonra görüntüler ortaya çıktı deniliyor. İşte şu çıktı, bu çıktı. Olaydan 100 gün boyunca kaç adım ileride mesafe alınmış? Neden alınamıyor? 70 milyon bir ülkede yaşıyoruz. 70 milyonun başbakanı diyebiliyorsa ki bu konuyu konuşmayalım. Peki ne konuşacağız? Neyi konuşacağız? İsrail'de Filistin'e bombayla, silahla çocukları öldürüyorlar. Türkiye'de benim kızım en lüks villada öldürülüyor. En lüks semtin çöpüne atılıyor. Süreyya Karabulut konuşmayacak. Neyi konuşmayacak? Neyi anlatmayacak? Vali Bey anlatıyor. Bunların görevi nedir? Katilleri bulmak değil mi? Bulun katilleri. Konuşturmayın mı? Ama ellerinden geleni de yapıyorlar. Yani şu başbakanın da söylediği, valinin de söylediği, emniyet müdürünün de söylediği. Ama Süreyya Bey. Yani kalkıp da kenarlarında oturup. Baksanıza, bugün bu akşam şey yaptı. 148 eve
baskın yapmışlar falan yani. Ama Mehmet Ali bugün, Bey ben... Bugün polis yapmıyor diyemeyiz. Ben yani ama ona... bir dakika, bu olay sıcağı sıcağına, sıcağı sıcağına 24 saatte 48 saatte o zaman neler yapıldı? Neler yapıldı o zaman? Bunu neye açıklanmıyor? Bunlar açıklansın. Süreyya abi. Anne baba. Baba diyor ki yok gömleğinde kan vardı. Evet gömleğinde kan vardı. Medyanın baskısıyla baba içeri girmedi. Suç vardır. Suç olmasa kimse kimseyi içeri atamaz Mehmet Ali Bey. Ben şimdi diyorum ki bir baba olaraktan sizler bana destek verdiniz. Ki Allah razı olsun, teşekkür ederim sizlere. Gelip derdimi sizlere anlatıyorum. Peki Ayhan Bey'in konuşmasında başka hangi noktalara takıldınız? Yani konuşmalarında yani kalkıp da vicdan sömürüsü yapmasın. Onun yapacağı en adaletli, madem ki diyor ya kafamız yerde eğintili, işte ticaret hayatımız şöyle oldu, işte şöyle insandık, böyle insandık değil. Mertçe yiğitçe alacak yeğenini, suçları, adaleti teslim edecek. Ama bulamıyorum ki, bilmiyorum yalan ki nerede söylüyor. Olduğunu bilmiyorum. Hayır, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, ben canımı feda ederim. Hayır, yalan söylüyor. Ama yani yalan söylemesi için şu anda pek bir şey yok. Onun. Ben diyorum ki 17 veya 18 yaşındaki bir genç delikanlının yardım alamadan kaçması mümkün mü ya Mehmet Ali Bey ya? Ama siz kaçmasını o zaman aileye şey yapıyorsunuz ki ailenin pek onu kaçıracak pek bir de hali yok yani. Ekonomi olaraktan kim var? Yani sonuçta ekonomi güç olmadan bu çocuk kaçabilir mi? İnanamıyorum ben böyle bir şeye yani. Daha doğrusu da inanmak da istemiyorum yani. Ha ben şunu da söyleyebilirim. Benim bildiğim Türk adaleti, benim bildiğim emniyet, polis 24 saat, en fazla 48 saatte bu çocuğu yakalardı. Neden yakalanmadı? Niçin yakalanmadı? Ben emniyetin içindeyim. Ben emniyetin içinde de görev yaptım. Yani sözleşmeli personel olaraktan bizim emniyetimiz havadan geçen sineği görebilen, ulaşabilen bir emniyet teşkilatımız var. Peki bir ihmalden mi söz ediyorsunuz? Vardır efendim, bir yerlerde. Bir şeyin üstünün örtüldüğünü mü ihmal ediyorsunuz? Yani bir yerlerde bir ihmal var yani. Ben şimdi 100 gün bekledim. 100 gün boyunca sayenizde konuşmaya çalıştım. Diyor ki sanki benim konuşmamda arkada bir güç varmış. Benim arkamda duvar var, duvar. Aslanlar gibi 70 milyonun bir ferdiyim. Benim Allah razı olsun 70 milyon bu davaya sahiplendi. 70 milyon. Bugün kalkıp da burada benim arkamda bir güç yok. Benim arkamda Yaradan'ım var. Bizler Yaradan'a sığınırız. Başka sığınacak yerimiz yok. Uygulamada devlete sığınıyoruz. Türk adaletine sığınıyorum. Türk polisine sığınıyorum. Ama burada bir suistimallik olmuştur diyebiliyorum. Çünkü neden? Ya benim bildiğim Türk emniyeti, Türk polisi, inanamıyorum ya. 24 saat, 48 saatte yani bu teknolojide, bu hızlı sistemde yürüyen cinayette olay yerinden yakalanmaması mümkün değil mi? En ufak bir şey söyleyeceğim. Sayın rahmetli Üzeyir Karay'ın cinayetinde katiller nasıl yakalandı? Nasıl pat diye hemen çıkarttılar? İstenildiği zaman çıkıyor ortaya. Bu neden çıkartılmadı? Bu gelişigüzel bir cinayet miydi? Ama gerçek olan bir şey var. 70 milyon sahiplendi bu cinayete. Peki Ayhan Bey'in anlattıklarını dinlerken öfke mi duydunuz yoksa isyan mı ettiniz? Nasıl izlediniz? Ben, İzlerkenki duygularınız neydi? Ya şimdi efendim şu var. Tabii ki insanlar kendi haklı olan tarafını anlatacaklar. Ama ortada bir gerçek var. Yani ortada bir hasta var. Sedyede yatıyor hasta. Bu hastayı iyileştirmek lazım. Yani burada Sayın Başbakan'ın bir şey söylemesi, Sayın Valimizin söylemesi veyahut Ayhan Gariboğlu'nun bir şey anlatması önemli değil bir yerde. Bir yerde ortada işlenen bir cinayet var. Ve bu cinayeti işleyen insanlar var. Bu insanları çıkartın ya. Ya bu insanları çıkartın. Çok zor değil ki bu. Niye, neden başka konuları çıkartıyorsunuz da birçok şeyleri yerin toprağın altındaki
şeyleri çıkartıyorsunuz. Demir yığınları çıkartabiliyorsunuz da. Yani burada Ayhan Gayriboğlu'nun yeğenini veya yanındaki arkadaşlarını onlara mı çıkartamıyorsunuz yani? Ama burada devlet sizce Ayhan Gayriboğlu'nu mu koruyor? Herhalde koruyor Mehmet Ali Bey. Artık onu söylemek zorundayım. Ama Ayhan Gayriboğlu'nu korumaya kalksa devlet Ayhan Gayriboğlu'nu perişan etti. Devlet peki neden, zamanda. Yani neden başbakan, şey neden başbakan beni susmamı istiyor? Neden Sayın Valim'i susmamı istiyor? Ama başbakan da Gayriboğlu'nu korumak için söylemiyor onu. Başbakanın söyleme şeyi fazla, diyor ki toplumda kötü bir yansıma yaratıyor. İnsanlara kötü örnek oluyor bu olay. Onun için bu kadar üstüne gitmeyin. Nasıl olsa polis yeteri kadar bunu araştırıyor, ediyor. Ama Mehmet Ali Bey, benim canım gitmiş. Benim kanım gitmiş. Sayın Başbakan'ın oradan kendi evladı var. Bu ülkede yaşadı. Çok da iyi biliyor. Alttan yukarıya gelesiye kadar süreçlerden geçti. Benim kanım, benim canım gitmiş. Ben konuşmayayım da kim konuşacak peki? Kim anlatacak? Anne var zaten hasta. MS hastası. Derdini anlatamıyor. Yani bu olay bizi perişan etti. Bakmayın, konuşabiliyorum ama ilaçların yardımıyla konuşabiliyorum. Ben yani Ayhan Gayriboğlu'nu dinlerken onun yaptığı işi, şahsiyeti, kişiliği beni enterese etmiyor. Peki ben şöyle bir soru soruyorum. Yetkililere seslenmek istiyorum. Peki benim kızım okuldayken, benim kızımın çok konteynerinden cesedi çıktı geldi. Peki hani nerede katilleri? Benim hakkım değil mi sormak? Bir vatandaş olaraktan benim kızım çöp torbasında konteynerinde çıktı. Çöpe gidecekti. Ey başbakan! Ey vali! Çöpe gitseydi bana ne diyecektiniz? Bana ne anlatılacaktı? Kızımın katilleri, evi, yeri, yurdu belli oldu. Peki katiller nerede? Bunları çıkartmak çok mu zor? Değil. Olmaması lazım. İlk gün annenin babanın sorgulaması yapıldıktan sonra orada bir suistimallik olmuştur mutlaka. İnanıyorum ki olmuştur. Olmasaydı bu devlet aciz değildi. İsteseydi ben adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Bizim polisimiz bu cinayeti çözerdi. Fakat başbakan da dahil olmak üzere hemen herkes artık, şimdi bir şey söylüyorsunuz siz, son derece önemli ve doğru. 70 milyon buna sahip çıktı. Evet, aslında başbakanın görüşlerine ben de şurada katılmıyorum. Neden televizyonlar bunu veriyorlar? Kötü örnek oluyor. Neden televizyonlar veriyor? Çünkü 70 milyonun ilgisi olduğundan dolayı veriyor. Hayır, yoksa kamu vicdanının rahatlaması yani, zanlıları yakalanmasına bağlı. Bunda, yoksa kalkıp da başka bir konuda eleştirmesi çok anlamlı. Gereksiz. Ama şimdi biraz önce şimdi ama şuna gelmek istiyorum. Fakat öte yandan da hakikaten İçişleri Bakanlığı'na direktif verildi. Yani yapılabilecek her şey yapılıyor. Belki ilk başta, bundan önceki programda da hani tartışmıştık. Evet. Belki ilk başta jeton tam düşmedi. Sonra ayıldı polis. Ezberi sonra bozuldu ama şu anda müthiş bir arama tarama Süreyya var. Bey, ama şimdi şöyle bir şey olsaydı tamam, bırak medya sahip çıkmasaydı bu olaya. O zaman kim ne diyecekti buna? Süreyya Bey, aile fertlerinin siz cinayet mahalline girdiğini söylemiştiniz. Evet. Ayhan Bey bunu reddetti. Bakın, benim kendi oğlum cinayet masasıyla beraber gidiyor. Cinayet masası içeride kontrolünü yapıyor. Evladım kapıda arabanın içerisinde bekliyor. Yani açık ve net. Çocuğun dengesi bozuldu Mehmet Ali Bey. Biz ayrıca perişan olduk, bildiğiniz gibi değil. Yani siz Gayriboğlu ailesi fertlerinin cinayet evet, mahalline içeri girdiler, serbest girdiklerini söylemiştiniz. Diyor ki şimdi karakolda öğrendi babası. Babası olay mahallinde öğreniyor olayı. Babası olay mahallinde öğreniyor konuyu yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir can gitti. Benim canım gitti. Bu can çöpe giderken bir kağıtçı, Allah razı olsun ondan, o kağıtçı önledi. Ha, bunun hesabını ben kime soracağım? Bana lütfen yolu gösterin. Ben bir baba olarak da ne yapmam lazım? Bana bir yolu gösterin. Bu konuya saygıdeğer sizler medya olarak sahip çıkmamış olsaydınız ben ne yapacaktım? Bugün Sayın Başbakan sesleniyor. Sayın Valimiz sesleniyor. Olayın başından neden seslenmedi? Olayın başında neden tutarlı olmadılar? Olunmadı. Bunun yanı sıra bir de şey var. Anne AKP'nin
meclis üyesi. Bahçeşehir'de. Bilemiyorum ki. Aklıma kaç tane şey geliyor. Cem'in annesine. Evet, Cem Gariboğlu'nun annesi meclis üyesi. Yok yani bu bundan olmaz. Yani şimdi olmaz Mehmet Ali Bey, ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir baba olaraktan bütün yorumu yapıyorsun tabii, kafanda. Doğru. Mecbursun yani. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ben işte yani benim için önemli olan bu zanlıların, suçluların bir an önce adaletin önüne çıkması. Ben bir baba olaraktan bunu istemişim bu devletten. Çok mudur yani? Ne yapabilirim? Başka elimden ne gelir? Ben dedektif yapamam. Polise elik yapamam. Ne bileyim, başkası gibi suç makinesi değilim. Kötü karşı taraftan benim kızımın kanı gitti, onun karşısında ben bir kan alacağım demiyorum. Bir şey söylemiyorum. Böyle söylememezken bırakın. İnanın samimiyetinize, geçen şeyde söyledim programınızda. Ben Bolu'nun dağlarındayken Taksim'den, tünelden Taksim'e yürüyüş izni vermedim. Neden? O kadar hassas davrandım ki seçim esnasında sıkıntı olur, problem olur diye vermedim. Dağın başında anma törenini yaptım ben. Biz de bu ülkenin evladıyız. Biz de bu ülkede askerliğimizi yaptık, vergimizi ödedik. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ama tamam, konu kapatılsın. Kapatılmasın demiyorum. Suçlar çıksın, adalet hesap versin. Konu kapatılsın. Süreyya Bey, Başbakan konuşmalarında sizin acınızı anlıyor. Anlıyor ama bir taraftan da ya çok şey yapıyor Süreyya Karabulut. Kışkırtıcılık yapıyor. Acaba arkasında başka birileri onu manipüle mi ediyorlar? Hayır aslında. Bir şeyi şimdi var. Şu var, bir dakika. Ben bunu NTV programında söylemedi. Açık, daha önce ben açık, televizyon şeyleriyle menet, yaptığı konuşmada bu yayın, yani görsel şey, gazetelerde de yazıyor. Açık menet. Ben ilk önce Allah'a inanan, Yaradan'a inanan, daha sonra da kendime inanan bir insanım. Benim evladım gitti. Bırakın arkadaki güçler müşler. Kimlerdir onlar ya? Onlar kimlerdir ya? İster örgüde olsun, ister mafyası olsun, kim olursa olsun. Mehmet Ali Bey, benim canım gitmiş. Benim evladım gitmiş. Ha şimdi ne kaldı? Benim canım var. Benim canım her dakika gitmeye razı olsun. Ben kimsenin, birisinin ağzıyla, birisinin cebiyle, cüzdanıyla hareket edebilir miyim? Ben burada istediğim tek bir şey var. Yine sesleniyorum. Yarın yine sesleneceğim. Benim kralı kuzum gitti. Onun kanından memelenen kim rant sağladıysa, kimin eli değdiyse eli kırılsın, kim suçluysa adalete çıksın, hesabını versin. Ben Sayın Başbakanımıza da bunu söylerim. Sayın Valimize de söylerim. Sayın Müdürümüze de bunu söylerim. Son gelişmeler var mı size ulaşan? Son gelişmeler adli tıp raporundan ikinci sonra bir şey gelecekti. O gelmedi. Ben cinayet masasına gitsem aynı. Savcıya gitsem zaten. Gidiyor musunuz mesela haftada bir falan uğruyor musunuz? Görüşüyoruz. Aynı şeyler. Bir gelişme var mı? Hayır, şey hiçbir yapıyorlar. Gelişme yok. Hayır, yok. Hiçbir gelişme yok. Nerelerde arıyorlar? Yani yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de arama var mı? Valla o konularda tam detaylı bilgi verilmiyor. Arıyoruz, bulunacak, çıkacak. Hı hı. Hep böyle aynı yuvarlak sözler, yuvarlak şeyler. Peki size telefonla ya da benzeri bir biçimde bir takım ihbarlar geliyor mu? Yok, ihbarlar gelmiyor. Yani ihbarlar geliyor desem yalan. Yani bu ihbarlarda ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Ama gerçek olan bir şey var. Benim bildiğim, dünya avucumuzun içerisinde. Bu dünya avucumuzun içerisinde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti çok kısa ve basit bir şekilde bu çocuğu bulabilir. Neden bulunmuyor? Niçin bulunmuyor? Tabii gece yatarken de bu soru beynimde. Siz neden iki ya da üç kişi tarafından bu cinayetin işlendiğine inanıyorsunuz? Belli zaten efendim. Belli. Polis söyledi mi size böyle bir şüphe, böyle bir şey? Polisin bana söylediği bir şey yok. Ama yani zaten kameralarda da bazı noktalarda da belliymiş. Bir kişi de kameralarda gözüküyor. Ve adli tıptan gelen raporda da birden hangi fazla. Hangi kameralarda dediniz? Nasıl? Hangi kameralarda dediniz? Zannedersem emniyetin elindeki kameralarda. Yani eve giriş çıkış yapan giriş, başka çıkış. Bir. Evet. Bir kişinin daha olduğu gözüküyor denildi. Öyle evet. Bir gazeteden okudum ben de. Hı-hı. Ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. Bir de adli tıptan gelen DNA testleri de
bu cinayetin birden fazla kişilerin dokusu olduğunu, şey olduğunu söyleniyor yani. Evet. E şimdi Türkiye'de adli tıp en güvenilir kurum. Ondan daha büyük güvenilir kurum var mı? Yok, buyurun geldi kurumdan rapor. Birden fazla diyor. E nerede bunun ikinci şahısları, üçüncü şahısları? Ama yok maalesef. Yok maalesef. E şimdi bunun karşılığında baba nasıl bu toplumda yerini alabilecek? Nasıl evine ekmeğini getirebilecek? Nasıl yolda yürüyebilecek, konuşabilecek? Bunu ilaçlarla başarıyoruz. Şeyinizde yani sizin söylediğinizde polis de size ekstra bir bilgi vermiyor. Siz hayır, yok. Herkes gibi gazeteden, televizyonda konuşanlardan, aynen, evet, şuradan buradan evet, şey yapıyorsunuz. Evet. Savcı Bey'e gittiğim zaman dosya gizli diyor. Yüzeysel her zaman verdiği bilgileri. Avukatınız veriyor. Da okuyamıyor. Okuyamıyor, evet. Bulunana kadar da Cem böyle mi devam edecek diyorlar, ne diyorlar? O konuda da bir şey söylenmiyor. Cem Garipoğlu yakalansa, adalete teslim edilse, Hayyam Garipoğlu'nun başsağlığı dileğini kabul eder miydiniz? Ederim. Ederim, kayıtsız şartsız. Çünkü benim için önemli olan suçlular adaleti teslim olsun, kapım herkes açık. Tabii ki yani sonuçta hep biz insanız. Yani eğer ki bir suç mekanizması, suç unsuru ortada varsa, onu yapanlar da adaleti yönüne çıkıp cezasını çekiyorsa benim kapım herkes açık. Süreyya Bey çok çok teşekkürler. Sizi biliyorum bu tip programlar ne kadar sizin için yorucu olduğunu. Çünkü efendim, hemen hep aynı şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyorsunuz. Çığlığınızda insanlar duyuyor. Sağ olun. 100. gün olduğu için zaten bir son defa ne oluyoruz diyerekten bir bakalım dedik. Ama bilmiyorum, ben de Rıdvan da ona inanıyoruz ki bulunacak. Sağ olun. Bulunmaması diye bir şey yok. Ama siz de eşinize, siz de saatinize dikkat edin. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün 100. gün olduğu için bu programı özellikle yaptık. İleride aydınlandığı zaman gene yapacağız tabii. Ama gelen eleştirilerle ilgili de iki kelime söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun böylesine olaylar kamuoyuna yanlış izlenim bırakacak diye görmezden gelinemez. Bu tip olayları televizyonlar dünyanın her yerinde, demokratik ülkelerde irdelerler, üstüne giderler. Polisin bir an önce görevini yapması için sıkıştırırlar. Belki haksızlık da olur. Belki polise haksız suçlamalarda da bulunur. Ama gerçek nedeni budur. Rıdvan'la birlikte önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağız. Başka konu, başka konuklarla. Şimdilik iyi geceler efendim.